Nöroplastisite denilen kavrama göre biz düşündüğümüz her yeni düşünce, yaptığımız her yeni seçim, gösterdiğimiz her yeni davranış, sahip olduğumuz her yeni deneyim, kucakladığımız her yeni duygu sayesinde değişiriz. Beynimizde biyolojik ve fiziksel değişiklikler meydana gelir. Tüm dünyada dönüşüme tanık olma fırsatım ve ayrıcalığım oldu ve her kültürde dönüşümün tamamen aynı göründüğünü söyleyebilirim. İnsanlar tam anlamıyla kendilerine empoze ettikleri zincirlerden kurtulmalarının yan etkisi gerçek özgürlük ve gerçek sevinçtir. Bilgi aldığımızda, onu deneyim haline getirdiğimizde ve nihayetinde onu çok kez tekrarladığımızda bunu tekrar tekrar nasıl yapabileceğimizi bilmenin bilgeliğine sahip oluruz. Bu videoyu dinleyen mevcut kişilik, yani siz, hayatınız olarak adlandırdığınız kişisel gerçekliği yarattınız. Bu da demek oluyor ki yeni bir yaşam yaratmak istiyorsanız, düşünme şeklinizi, nasıl davrandığınızı veya nasıl hissettiğinizi değiştirmeniz gerek. Ve bu değişiklikleri içe doğru yapmaya başladığınızda, bazı etkilerini vücudunuzun veya yaşamınızın bazı kısımlarında görebilmeli ve ölçebilmelisiniz. Bütün bunlara nasıl dahil olduğum hakkında kısaca konuşmak istiyorum. 1986'da bir triatlonda bir kamyonet bana çarptı. Bir köşeye yaklaşıyordum ve köşede bir polis memuru vardı ve iki bisikletçiyi geçiyordum. O da bana dönüşü yapmam için el sallıyordu. Bu iki bisikletçinin önüne geçip gitmeye çalışıyordum ama bir sorun vardı. Polis memurunun yaklaşmakta olan trafiğe karşı sırtı dönüktü. Dönüşü yaptığımda 4 çekişli bir Bronco araba beni bisikletimden fırlattı ve sırtımın üzerine dik bir şekilde düştüm. Bunun sonucu olarak omurgamdaki 6 omuru kırdım. Sırtınızın veya poponuzun üzerine sert bir şekilde düştüğünüzde sıkıştırma kuvveti omur sütununu ve blokları alır ve onları feci şekilde sıkıştırır. Bundan dolayı sıkıştırma kırıkları olarak bilinen 6 omurumu kırmıştım. Böyle bir maddeyi veya kütleyi sıkıştırdığınızda ve düzleştirdiğinizde o maddenin hacmi yere gitmeli ve benim durumumda bu omuriliğine doğru geri gitti. Bu yüzden omuriliğimde ve 6 omurumda çok fazla kompresyon kırığı vardı ve kordonumda ise kemik parçaları vardı. Omurlardan biri %60'tan fazla çökmüştü ve çöktüğünde omuriliği içeren kemer, yani nöral kemer, çubuk kraker gibi kırıldı. Bu yüzden kordon sıkıştırmam oldu. Şimdi böyle bir durum için tipik ameliyat, omurların arka kısımlarını kestikleri Harrington çubuk ameliyatı olarak adlandırılan radikal bir ameliyattır. Ve benim durumumda boynumun tabanından omurgamın tabanına doğru uzun paslanmaz çelik çubukları vidalamaları gerekirdi. Ve vidaları bu çubuklara vidaladıklarında vidaların gücü omurga bel kemiğini omurilikten çıkarır. Ve bunun omuriliğimin üzerinde baskı miktarını azaltacağını umuyorlardı. O zaman çok fazla nörolojik problemle karşı karşıyaydım ve şiddetli acı çekiyordum ve çok fazla uyuşma yaşıyordum. Güney Kaliforniya'nın önde gelen cerrahlarının 4'ünden fikir aldım ve bu 4 görüşü aldıktan sonra ameliyat olmamaya karar verdim. O zaman da aklımda bir fikir vardı ve bu fikir bana sürekli, tekrar tekrar bedeni yapan gücün bedeni iyileştirdiğini söylüyordu. Bunun ne demek olduğunu şu anda bildiğim kadar bilmiyordum ama her birimize hayat veren bir zekanın olduğunu anlıyordum. Bunu yapan zeka aynı şekilde kalbinin atmasını, yemeği sindirmeni ve vücudunun bir hücresindeki yüz binlerce kimyasal reaksiyonu bir saniyede organize etmeni, her saniye 10 milyon hücre kaybedip 10 milyon daha kazanmanı sağlıyor. Zihnimizden çok daha büyük zihni olan ve aslında iradesi bizim irademizden çok daha fazla olan ve yaşam sevgimizden çok daha büyük bir yaşam sevgisine sahip olan bir zeka vardır. Ve bu yüzden düşündüm ki benim iradem onun iradesiyle eşleşebilirse, zihnim onun zihniyle eşleşebilirse ve yaşam sevgim onun yaşam sevgisiyle eşleşebilirse belki benim çağrıma cevap verebilir. Hiçbir yere gitmiyordum ya da hiçbir şey yapmıyordum. Genel olarak yüzüstü yatıyordum. İki karar verdim. İlk karar şuydu. Bu zeka ile temas kuracaktım ve onunla temas ettiğimde ona çok özel bir plan, çok özel bir tasarım, çok özel bir şablon verecektim. Ve şablonun eksiksiz olduğuna emin olacaktım. Bu tamamlandığında ve bunun sonucundan memnun olduğumda yaratılışımı daha büyük bir zihne teslim edecektim. Ve yaptığı şeyi en iyi şekilde yapmasına izin verecektim. Başka bir deyişle, tüm bu bedensel işlevlerle ilgilenmek benim sorumluluğumda olsaydı muhtemelen hayatta kalamazdım. Bu yüzden bu benim işim değildi.
Benim işim bunu benden daha iyi yapabilen daha büyük bir zihne teslim olmaktı. Düşündüğüm ikinci şey, deneyimlemek istemediğim hiçbir düşüncenin farkındalığımdan kaymasına izin vermeyeceğimdi. Her ikisi de kulağa çok kolay geliyor ama sorun şuydu. Çok çabuk fark ettim ki istediğim şeyi aklıma yaptıramıyordum ve ikincisi, eksiksiz bir modeli devam ettirecek kadar odaklanamıyordum. Omurlarımı, her bir omuru tek tek yapılandırmayı ve omur iliğimi yeniden tasarlamayı düşünmeyle başlardım. Ama birden bakardım ki hayatımın geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmeyi düşünmeye başlamışım veya sadece evimi satmalı mıyım diye düşünürdüm ve tekrar baştan başlamam gerekirdi. Ve fark ettim ki kriz ya da travma, teşhis ya da hastalık zamanlarında ve bir tür felaket başımıza geldiğinde neyin olmasını istediğimiz yerine neyin olmasını istemediğimize odaklanma eğilimliyiz. Bu stres hormonlarından dolayıdır. Bu yüzden stres içinde yaşadığımızda hayatta kalma modunda yaşıyoruz ve sürekli kendimizi başımıza gelebilecek en kötü şey için hazırlıyoruz. Çünkü daha azıyla daha iyi hayatta kalma şansımız var. Bu yüzden kendim için en uygun sonucu seçmek yerine muhtemelen en kötü olacak şeyi seçiyordum. 6 hafta boyunca mutlak cehennemden geçtim. Çünkü yapmak istediklerimi yapamıyordum. Yaklaşık 6 hafta süren kişisel işkencemden sonra işler kolaylaşmaya başladı ve çok kısa bir sürede 3 saat süren şeyi, omurgamı yeniden inşa etmek artık aklımda yaklaşık 45 dakika içinde yapabiliyordum. Biliyordum ki bir süre sonra bu beynimde ve bedenimde bir şeyleri olduruyordu. Aklımdaki yeni devreleri ateşliyordum ve bağlıyordum. Aynı zamanda dikkat etme yeteneğimi keskinleştiriyordum ve meğerse dikkat tıpkı golf veya tenis gibi bir beceriymiş. Ne kadar çok o anın içinde bulunmayı ve dikkat göstermeye çalışırsanız o kadar iyi oluyorsunuz. 6. haftada işler artık değişti. Bunun benim için daha kolay gelmeye başladığını fark ettim. Vücudumdaki ağrının büyük ölçüde azaldığını fark ettim. Ayrıca uyuşukluğun ve nörolojik değişikliklerin çok hızlı bir şekilde azaldığını fark ettim. İçimde yaptığım şeyin dışımda bir etki yarattığını görmeye başladım. O yüzden yaptığım şeye dikkat etmeye başladım. Ve bunu daha fazla tutku ve daha fazla heyecanla yapmaya başladım. Böylece 10 hafta içinde ayaklarımın üzerindeydim ve hayatıma yürüyerek geri döndüm. Ama kendimle bir anlaşma yaptım. O yalnız gecelerde kendimle yaptığım anlaşma şuydu. Tekrar yürüyebilirsem hayatımın geri kalanını zihin-beden bağlantısı ya da zihnin madde üzerindeki etkisini çalışarak geçirecektim. Böylece o noktadan beri bu kavramların bazılarının gizemini açıklamakla ilgileniyorum. Gerçekten her insanın kendini iyileştirme yeteneğine sahip olup olmadığını gözlemlemek istiyordum. Bu sayede ilk kitabıma başladım ve spontan remisyonları incelemeye başladım. Burada hastalık teşhisi konulan insanlara bakıyordum. Geleneksel veya alışılmadık bir şekilde tedavi görüyorlardı. Durumları ya aynı kalıyordu veya kötüleşiyordu. Ama hepsi birden daha iyi oluyorlardı. Bu etkiyi yaratan nedenin ne olduğunu bilmek istiyordum. Bu yüzden ilk kitabımı Beyninizi Evrimleyin'i yazdım. İlk kitabın bir sonucu olarak birçok kişi aynı soruyu sormaya başladı. Tam o sırada Ne Biliyoruz Ki isimli bir film çıktı. O filmde yer alan bilim insanlarından biriydim ve tamamen aynı şey oldu. Kuantum fiziği ve nörobilim ve endokrinoloji ve epigenetik kavramlarını birleştiriyorduk. Çoğunlukla insanların istedikleri hayatı yaratabileceklerini göstermek istiyorduk. Ve bunu gerçekten yapabilmeleri için ilham veriyorduk. Ama insanlar bunu nasıl yapacaklarını da bilmek istiyorlardı ve bu yüzden bilmek istedikleri ikinci şey, eğer kişiliğin kişisel gerçekliğini yaratıyorsa ve kişisel gerçekliği değiştirmek için kişiliği değiştirmem gerekiyorsa, kişiliği değiştirmek neden bu kadar zor? Böylece dünyanın dört bir yanında atölye çalışmaları ve konferanslar vermeye başladık. Ve ben de bir el kitabı niteliğinde olan ikinci kitabımı yazdım. Bu noktadan sonra mucizeler gerçekleşmeye başladı. İnsanların kendilerini MS, lupus, kanser, diyabet, nadir görülen genetik bozukluklar ve travmatik beyin yaralanmaları, Parkinson hastalığı, rahim miyomları, tiroid hastalığı ve diğer endokrin koşullarından iyileştirdiğini görmeye başladık.
insanların sağlığında oldukça önemli değişiklikler gözlemledik ve sonra hayatlarında da çok önemli değişiklikler görmeye başladık. Sadece kişiliklerini değiştirerek ilişkiler ya da iş ya da istedikleri fırsatları yaratabiliyorlardı. Bu benim için yolculuğun başlangıcıydı. Çünkü bu değişikliklerin bazılarını ölçmeye başlamak istedim. Bu yüzden bilim insanları ve araştırmacılardan oluşan bir ekip meydana getirdik ve bunları dünya çapında ileri seviye atölyelerle öğretiyoruz ve ilgi odağımız dönüşümü ölçmek. Benim teorim şu ki eğer beyindeki, kalpteki veya insanların vücudunun etrafındaki alanı veya genetik değişikliklerin dönüşümünü ölçebilirsek ki bunların hepsini yaptık, o zaman insanlar bu aynı şeyi kendilerinin de yapabileceğinin mümkün olduğunu anlamaya başlayacaklar. Tıpkı hastalık yaratan bir enfeksiyonun bir toplumu etkilemesi gibi, sağlığın da hastalık kadar bulaşıcı olabileceğine inanıyorum. Ve insanların sağlıklarını ve yaşamlarını değiştiren bazı şaşırtıcı şeylere şahit olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum. Belirli sağlık sorunları olan insanların beyinlerindeki spesifik değişiklikleri gösterdim ve bu sadece zihinlerinde değil, beyinlerinde de değişikliğin gerçekleştiğini ispatladı. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.